Aladağ'daki izci kampımızdaki son günlerimiz. Gördüğünüz bir eğitim değil, bir ceza. Bayrağımızı yeteri kadar güvenle koruyamayan obaya bir ceza. İzcilikte vatan, millet, bayrak ve mukaddesata saygı son derece önemlidir. Bir izci, tabiatta yaşamayı çok iyi bilmek durumundadır. Ancak iyi insan, iyi vatandaş ve vatanına, milletine faydalı olmak izciliğin temel kaidesidir. Bu konularda yapılacak en ufak saygısızlık bile şiddetle cezalandırılır. Hem bayrağı gözünüz gibi bakmayın, hem yavaş sürünün. Kamplarda Türk bayrağı sabahleyin İstiklal Marşı ile beraber göndere çekilir. Bayrak göndere çekilmesinden indirilmesine kadar geçen zaman içinde nöbetçi oba bayrağın korunmasıyla vazifelidir. Bayrak direkteyken. Bayrak hava kararmadan yönetim tarafından belirlenmiş bir saatte nöbetçi obadan 3 kişi tarafından indirilir. Ondan sonra nöbetçi oba bayrağı en güvenli yerde saklar. Gözü gibi bakar. Çünkü şerefiyle aldığım bu bayrağı şerefiyle koruyacağıma söz veriyorum diyerek teslim alıyor. Evet. Bayrağın inmediğini görünce ergin izcilerden yetkin bayrağı indirerek nöbetçi obanın yerine saklamış. Dolayısıyla bu sefer bayrağınız kaybolmaktan kurtuldu. Bundan sonra bayrağınıza canınızdan çok daha fazla değer verip bakacaksınız. Bu topraklarda yaşayabiliyorsanız o bayrak sayesinde yaşıyorsunuz. O bayrağa rengini veren kan sayesinde yaşıyorsunuz. Atalarınızın kanını döktükleri, kanlarıyla rengini verdikleri bayrağa gözünüz gibi bakmak sizin boynunuzun borcudur. Evet, yetkin bayrak teslim et oğlu başına. Oğlu başı bayrağı. Yapılan her şey affedilebilir. Ama saygısızlık affedilmez. Liderlerinize yaptığınız saygısızlık da belki çeşitli cezalarla geçebilir. Ama bayrağa yapılan saygısızlık, ona dökülen kanlara yapılan saygısızlıktır. Bundan böyle hiçbiriniz bayrağa karşı en ufak bir saygısızlıkta bulunmayacaksınız, en değerli varlığınız olarak saklayacaksınız. Evet, bayrak ekipleri yerlerine. Bayrak ekipleri, bir adım ileri marş. Bir adım ileri marş. Sağa dön. Uygun adım marş. Kırt adım. Sola dön. Dikkat. Dikkat. Şerefiyle aldığım bayrağı şerefiyle korudum. Öpüyor ve teslim edin. Şerefiyle aldığım bu bayrağı şerefiyle koruyacağıma söz veriyor. Öpüyor ve teslim alıyorum. Dikkat. Bayrak ekibi sola dön. Kelebek Ovası bayrak ekibi. Yerleriniz uygun sola, adım marş. Dön. Dağıt. Evet. İzcilikte en önemli şeylerden bir tanesi vatan ve millet sevgisidir. Sizler macerayı öğreniyorsunuz. Tabiatta yaşamayı öğreniyorsunuz. Çok iyi dağcı olabilirsiniz. Çok iyi kampçı olabilirsiniz. Ama benim için bunların hiçbir önemi yok. Vatanın ve milletin sizden beklediği, vatana ve millete karşı iyi insan olarak yetişmek, ortaya iyi insan olarak çıkmaktır. İyi izci demek, bu vatana millete en iyi hizmet eden insan demektir. Vatanın milletin şerefini el üstünde tutan, başının üstünde tutan insan demektir. Bundan sonra bayrağımıza ve mukaddes saydığımız her şeye hürmet edeceksiniz ve onları gözünüz gibi koruyacaksınız. Gerekirse uğrunda canınızı vereceksiniz. Onları korumak bağısına.
aynı dedelerinizin yaptığı gibi, aynı atalarınızın bu toprakları sizlerin yaşaması için kanlarıyla suladıkları gibi. Onların kanlarıyla suladıkları bu topraklarda yaşayabiliyorsanız, onların cesaretleri, onların vatan ve millet sevgisi sayesinde yaşayabiliyorsunuz. Sizin şu anda göstermeniz gereken onların bıraktıkları emanete saygıdır. Ama gerekirse siz de onlar gibi mukaddes saydığınız şeyler uğrunda canınızı bile gözünüzü kırpmadan verebilmelisiniz. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. İstiklal Marşı için ses veriyorum. Korkma sönmez bu şafak. Onlara yakışır bir şekilde söylüyoruz. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen o sıcak. Sevenen yurdumun üstünde çizene solacak o bey. Bir milletimin yıldızı parlayacak o benim. Bir o benim milletimin ancak. Çatma kurban olayım. Sizleri kendiniz, aileniz, vatanınız, milletiniz ile ilgili iyi dileklerle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yerlerinize uyguladım. Marş! Bu akşam bir problemimiz daha vardı. Nöbetçi izcilerimizden bir tanesi nöbetini hakkıyla tutamadı. Burada nöbet tutmaya alışamayan, burada nöbet tutmasını bilmeyen askerde nasıl tutacak? Vatanını, milletini nasıl bekleyecek? Evet, nöbet tutmayan izcilikte cezalandırılır. Şimdi o cezalardan birini göreceksiniz. Nöbet tutmasın, tuttuğu zaman, nöbet tutarken uyuyan izci bir adım öne çıksın. Adın, soyadın ne? Ahmet Akın. Gel buraya Ahmet. Hazır Akın. Hazır. 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 Hı? İzcilerden bazılarının bazen aklı başından gidebilir. İşte böyle aklı başına gelene kadar bir müddet asılı kaldığı zaman bir daha böyle hatalar yapmıyorlar. İşte nöbet tutamamanın sonucu. Aklın başına geldi mi? Geldi. Geldi mi? Geldi. Geldi mi? Geldi. O zaman indirelim yavaş yavaş. Birinci oba. Oba ruhu 50, tesis 60, tertip düzen 45, temizlik 75, programa uyum 70, kıyafet 55 ve toplamda 500 puanla kurt obası.
Artık sonuna yaklaştığımız kampın şifre adı ağacımız. Ağacımız çünkü kampımızın yanında eşine nadir rastlanacak bir ağacımız var. Bilindiği gibi çam sürgün vermeyen bir ağaçtır. Böyle bir şey olabilmesi için kesik bir çam kütüğünün tam ortasına düşen tohumun filizlenmesi gerekiyor. Siz bu olaya tesadüf diyebilirsiniz. Biz bunu tabiatın insan tahribatına karşı mücadelesi olarak görüyoruz. Kamptaki tatbikatlarımızdan biri de obaca arazide gecelemek anlamına gelen hiking tatbikatıdır. Durun arkadaşlar. Dair olabilir. Siz üçünüz odun toplamaya gidin. Fakat uzaklaşmayın fazla. Biz geri kalanlarda barınak yapacağız. Değil mi? Yakılacak ateşin bitki örtüsüne zarar vermemesi için gerekli bütün önlemler alınıyor. Thank you.
Aladağ'daki izci kampımızda izciler hiking tatbikatında. Ayrılmadan önce her şey bulunduğu gibi bırakılmalıdır. Tatbikatlarımızdan biri de arazide tek başına kalan insanların geceyi geçirebilmeleri için yapması gereken de, yani ağaçüstü barınaklarında. Thank you.
Kampımızı zaman zaman ormancılar da ziyaret ediyor. İzciler böyle fırsatları hemen değerlendirerek onları soru yağmuruna tutuyorlar. Şimdiye kadar gelen izci grupları arasında en temiz, en düzenli sizin şeyinizi gördüm. Kampta yerleşme şeyinizi gördüm. Ben memnun oldum. Ormanda hangi hayvan çeşitleri yaşıyor? Bolu ormanlarında daha ziyade yani ormanda yabani hayvanlar mevcuttur. Bunların arasında ayı, kurt, tilki, normal şeylerden av hayvanlarından tavşan. Kuş olarak pek fazla şey yok. Yeni gölde bir yeni şeyler var, ördekler var. Burada bir tabii göl yapıldı. Gittiniz mi göle? Bu şeyin devamında şu göle hiç mi gitmediniz? Gitmediler demek ki. Gittiler mi? Unuttular. Bunlar mevcut. Burada yabani hayvanların pek insanlara pek fazla zararı dokunmaz. Hani siz varıp da ona bir şey hakarette falan bulunmadığınız müddetçe ayı falan hiçbir şey yapmaz. Örneğin buralarda geceleri domuzlar falan dolaşır. Hiç korkmayın. İnsandan kaçarlar zaten onlar. Onların da ormana faydaları vardır. Ormana pek bir zarardan söz edilemez yani. Buyur kızım. Buyurun sorun. Ormanda insanların yaptığı yanlışlıklardan birkaç tane örnek verir bilir misiniz? Tabii. Şimdi ormandaki yanlışlıklar örneğin ben size yangın açısındaki yanlışlığı söyleyeyim. Yangınlar çeşitli nedenlerden meydana geliyor. Birincisi dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınlar. Dikkatsizlik yüzünden çıkan yangınlar ormanda kamp yapan, piknik yapan herhangi birisinin ormanda söndürülmeden bir ateş bırakması sonucu çıkan yangınlar. İkincisi kasıtlı yangınlar. Kasıtlı yangınlar da nasıl çıkıyor? Ormanın kenarından veya ormandan yararlanmak isteyen bazı şahıslar var. Yani burası yansın da ben buraya bir şey yapayım, ev yapayım, efendime söyleyeyim, buranın şeylerinden yararlanayım diye kasıtlı yangınlar çıkıyor. Bunun dışında da diğer zararlar var. Örneğin kaçakçılar var. Bu ormanda gördüğünüz bu ağaçlar çok değerlidir yani. Ayrıca ormanları keserek böyle kaçakçılık yapmak suretiyle zarar veren insanlar var. Bunlar ülkemizde mevcuttur. Biz orman teşkilatı olarak, orman görevlisi olarak zaten bunları engellemek için kurulmuş bir şey. Orman Genel Müdürlüğü bunları engellemek için kurulmuş teşkilattır. Ormanların faydalarını zaten siz kitaplardan okudunuz, biliyorsunuz değil mi? Ha, savaşlarda barınak şey yap, görevini yapıyor ormanlar. Yağmurlarda ülkemize yağmurun yağmasına yardımcı oluyor. Yeşil görünüm vermesine yardımcı oluyor. Efendime söyleyeyim, bir güzellik veriyor yani daha Türkçesi. Hadi çocuklar, başarılar dilerim hepinize de. İkizci, üçizci, dörtizci, beşizci, altizci, yedizci ve obası gidiyor kamp kurmaya. Sekizizci gidiyor. Şimdi herkes şapkasını başına taksın. Sen bırak, ondan kaçırmışsın şapkanı, onda. Evet, şapkasız olanlar hemen çıksınlar. Dörtizci, beşizci, altizci, yedizci ve obası gidiyor kamp kurmaya. Birizci, ikizci, üçizci ve obası gidiyor kamp kurmaya. Dörtizci, kavga, kamp kurmaya. Kavga, 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 kavga ve obası gidiyor kamp kurmaya. Oh!
Gerekli şartları yerine getirmiş olan aday izciler yemin ederek izci oluyorlar. Ne olmak istiyorsun? İzci olmak istiyorum. Niçin izci olacaksın? Sanayi değil, vatanıma karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek için. İzci sözünü biliyor musun? Evet, biliyorum. İzci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun? Evet, bütün kalbimle. Ne kadar zaman için? Allah izin verirse daima. Öyleyse izci andını tekrarla. Selamdır, bayraktır. Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine ant içerim. Bak! Ahmet de grubumuzun en küçük izleyicilerinden oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ederim. Ne olmak istiyorsun? İzci olmak istiyorum. Niçin izci olacaksın? Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek için. İzci sözünü biliyor musun? Evet, biliyorum. İzci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun? Evet, bütün kalbimle. Ne kadar zaman için? Allah izin verirse daima. Öyleyse izci andını tekrarla. Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendime bedenle sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefsiz üzerine and içerim. Rahat. Seni de dünya izcilerinin arasına ve özellikle kardeşliğimize kabul ediyoruz. Ve başarılarının devamını diliyoruz. Biraz ısıtıyoruz. Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine and içerim. Sayık sen de dünya izleyenin bir kardeşi, özellikle grubumuzun bir üyesi oldun. Tebrik eden başarılarının devamını diliyorum. Bizi sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun? Evet, bütün kalbimle. Ne kadar zaman için? Allah izin verirse daima. Elini uzat. Tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Yerlerinize bakın! Gören var. Ne olmak istiyorsun? İzci olmak istiyorum. Ne için izci olacaksın? Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek için. İzci sözünü biliyor musun? Evet, biliyorum. İzci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun? Evet, bütün kalbimle. Ne kadar zaman için? Allah izin verirse daima. Öyleyse izci andını tekrarla. Dikkat! Tanrı'ya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik köresine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine ant içerim. Rahat. Evet, en büyük izimizi de aramıza almaktan şeref duyuyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz. Önce tokalaş istersen, sonra. Büyüğe böyle yakışır. Susacak mıyız? Nereden doldurdunuz bunu? Lütfen seyircilerimize dönersin. Aladağ İzci Kampımız gelecek bölümümüzde sona erecek. Erhan Akdoğan, Yıldız Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğrencisi, Fatih İzci Grubu'nda Oymak Başı, Kamp Müdürü. Süheyla Subaşı, jeomorfolog, öğretmen, uzman sosyolog, Fatih İzci Grubu'nda Oymak Başı, Kamp Müdür Yardımcısı. Kameramanımız Adem Kaşkaya, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. O artık bir izci. Hasan Subaşı,
Arkeolog ve sanat tarihçisi, araştırmacı yazar. Fatih İzci Grubu Grup Başı. İzcilik Federasyonu Hava İzcilik Kurulu üyesi, kamp direktörü.